Aslında küçük bir eksikle ilk taksidi ödeyebiliyorduk ama sonra işte borçlu olduğumuz kişinin avukatı aradı. Vazgeçtiğini söyledi. Niyeyse bir türlü kabul etmiyor. Bunca yıl boyunca öğrendiğim tek bir şey vardı. Sabretmek. Oysa şimdi anlıyorum ki öğrendiğim sabır değil, çaresizlikmiş. Çünkü atacağım adım sayılıydı. Nereye gitsem karşımda bir duvar. Şimdi önümde 50 adımdan çok daha fazlası var. Gidecek bir yolum var. Gücüm yettiği kadar. Uzağa. Ondan çok uzağa. Cahide. Cahide! Cahide dur! Cahide! Nereye kaçacaksın Cahide? Sen... Nereden buldun beni? He? Nasıl nereden buldun? Ben zaten seni arıyordum. Beni dünyanın başka bir ucuna gitmem lazımdı. Beni bulamayacağım bir yere. Gerçekten aptalım ben. Cahide! Ben gerçekten burada olduğunu bilmiyordum Cahide. Bana yalan söyleme. Kimden öğrendin? Fatma ablaya mı gittin? Yoksa ona zarar mı verdin ha? Saçmalama. Sen gerçekten benim yaşlı bir kadına zarar verebileceğimi düşünüyor musun? Sen her şeyi yaparsın Cemal. Ya ben zaten her yerde seni arıyordum. Herkesi seferber etmiştim ama ben birine zarar vermem. Veremem. Bana ne olur biraz zaman verir misin? Senin yüzünden yattığım 24 yıl hapiste yetmedi sana değil mi? Hala mı aynı şeyi söylüyorsun? Anlatamadım mı ben sana? Ben Mehmet öldüğünde Türkiye'de bile değildim. Seni şurada öldürmem lazımdı. Başka türlü senden kurtulamayacağım yoksa. Kurtulamayacağım. Öldür beni. Hadi hemen. Öldür bitsin. Yeter. Ya şunu düşün. Sadece şunu düşün. Kızların birbirini tanımıyorlardı bile. Ben getirdim onları bir araya. Ben. Eğer şimdi kaçıp gidersen kime bırakacaksın? Güvenmediğin bana mı bırakacaksın? Madem ben bu kadar suçluyum, madem Mehmet'i ben öldürdüm, her şeyi ben yaptım. Nereye gidiyorsun kızlarını bana bırakıp? Nasıl bırakıp gideceksin? Babam hikayenizden bahsetti biraz. Mektup gelmiş. Kardeşler birbirlerini bulmuş. Evet, öyle oldu. Peki gerçekten kardeşin olduğunu nasıl anladın? İsimleri neydi? Çilem ne derim? Çilem mesela. Ben ona sarıldığım ilk an anladım kardeşim oldum. Kalbimle anladım. Kanıt falan aramadın mı yani? Beni düştüğüm yerden o kaldırdı. Gözünü bile kırpmadan, hiç sakınmadan. Bir gece gitmek istedi. Bir arkadaşı varmış. Ona çok ihtiyacı varmış. Ben de sarıldım ona, beni yalnız bırakma dedim. Gitmedi biliyor musun? Başka ne kanıta ihtiyacım olabilir ki? Haklısın. Başka bir kanıta ihtiyacın yok.
Yalancısın sen. Gördüm seni. O gece oradaydın. Kocamı sen öldürdün Cemal. Ben o sırada çocuklarımı uyutuyordum. Tartışmaya başladınız. Devam et. Sonra odaya geldin. Elimde silahı gördün. Senin kocan benim kardeşim Mehmet kanlar içinde yerdeydi. Öyleydi değil mi? Böyle anlattın değil mi mahkemeye de? Ama ne oldu Cahide? Kimse sana inanmadı. Niye? Çünkü ben o sırada yurt dışındaydım. Değildin. Yalancı şahitler bulduk. Herkesi satın aldın. Ama Cahideciğim, silahın üzerinde senin parmak izlerin vardı. Kocanın kanı her yerine bulaşmıştı. Seni o durumda zaten kimse kurtaramazdı. Allah senin belanı versin. Hayatımı mahvettin. Kocamı öldürdün. Çocuklarımdan ayırdın. Ama kızlarımı bulacağım. Onlara bütün gerçeği anlatacağım. Bunların hiçbiri olmayacak. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Kızların için yapacaksın. Yoksa hepinizin hayatını mahvederim. Refik, Cemal Bey'i gördün mü? Yok. Bir çıkışa doğru bakalım o zaman. Peki hanım. Ya bu Cemal Bey neyin nesi? Bir akrabam. Yardım edebilir belki. Borçlarımızı ödeyebilir. Hiçbir karşılık beklemeden. Ya yapmayın Pekin Hanım. Bu dönemde kim kime böyle yardım ediyor? Hem Tekin Bey döndüğünde ne diyeceğiz? Senin bizi soktuğun bataklıktan Cemal Karalar çıkardı diyeceğiz, tamam mı? Dur bir bakalım, önce bir adam ödemeyi kabul etsin de. Senet sepet de istemeyecek yani. Ay bilmiyorum. Efendim? Çilem geri döndü. Parayı da getirdi. Mahir'e teslim etti. Sonra da adamların arabasına bindi gitti. Ya ne demek bindi gitti? Niye engel olmadınız? Niye tutmadınız? Ya İpek bir sakin olur musun? Kız geldi kendi kendine isteyerek bilerek arabaya bindi gitti. Ne yapalım yani? Kolundan tutup geri mi çevirseydik? Tamam tamam. Kapat, ben geliyorum. Mahir'e söyle Akif amcayı arasın, tamam mı? Sorun mu var? Peki hanım, ne oldu? Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Sinan mı? Çilem. Çilem mi? Ne olmuş? Ne olmuş? Ben ne yapabilirim? İpek Hanım, ben yardım etmek istiyorum. Ya bilmiyorum Refik, ben bir öğreneyim de önce ne olduğunu. Bak, bir şey ihtiyacınız olursa kapımız size her zaman açık, biliyorsun değil mi? Biliyorum, teşekkür ederim. Ya Cemal Bey'e çok özür dilediğimi, acil gitmem gerektiğini söylersin değil mi? Tabii. Tamam, ben hemen dönmeye çalışacağım zaten. Siz istiyorsanız ofis tarafında dinlenmeye geçin. Ben Cemal Bey... Gerek yok. Ben bulurum. Şu hareketlere bak ya. Buranın sahibi kendisi sanki. Cemal. Cemal lütfen söyle. Nerede kızlarım? Dokunabileceğin kadar yakınındalar. Nasıl yani? Buradalar mı? Düşün Cahide. Görmediğin yıllarda nasıl serpilip büyüdüklerini düşün. Kanlı canlı karşında olacaklar. Sarılıp koklayıp öptüğünü düşün. Cemal lütfen söyle. Lütfen söyle, neredeler? Baba. Kızım. Kızım. Azra. Ben bekliyorum. Cemal. Ya Cemal, neredeler diyorum sana, bir cevap verir misin? Onun yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Kardeşim öldürdü, benim babamı öldürdü. Hatasını anlayacak. Biz de anlamasına yardımcı olacağız.
Geliyorum Sultan. Şu yürüyüşe bak ya, şu tipe bak. Sen arabaya geç istersen. Biz ayrılıyoruz Refik Bey. İpek Hanım... Kızım söyledi, acil bir işi çıkmış. Olsun ama biz gene geleceğiz. Öyle mi? Evet, biz çiftliğin borçlarını üstlendik. İpek Hanım'ın bundan sonra ne zaman ihtiyacı olursa yanında olacağız. Yani gerek yoktu. Sonuçta Tekin Bey döndüğünde çözerdi bunu yani. Tekin Bey meselesini sonra ayrıca konuşuruz. Şimdi vakit dar. Yarın mesela. Bu arada ben işe yeni başlayan çalışanlarınızdan biriyle ilgili bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Kim? Cahide Hanım. Çok eski tanırım. Yani olur da bizimle ilgili, İpek Hanım'la ilgili laf almaya çalışır, bir şey öğrenmeye çalışırsa lütfen dikkatli olun. Ya dediğim gibi eski tanırım. Ruh sağlığı çok iyi değil. 24 yıl hapishanede yattı. 24 yıl mı? Ne yapmış? Adam mı öldürmüş? Bunların hepsini konuşacağız. Zamanımız var ama şimdi değil. Ama lütfen benden habersiz ona bilgi vermeyin. Gözünüz üstünde olsun. Bir şey olursa da beni ararsınız zaten. Sen şimdi çekip gidersen, eğer Mehmet'i gerçekten ben öldürmüşsem, niye bırakıp gidiyorsun kızlarını bana? Nereye gidiyorsun? Dokunabileceğin kadar yakınında. Düşün, kanlı canlı karşında olacaklar. Ha, Cahide Hanım, ben de seni arıyordum. Burada İpek diye biri var mı? Ne yapacaksın? Çilem, Deren. Yok. Emin misin? Ya sen neredesin sabahtan beri? Daha ilk günden böyle yaparsan ne yapacağız seninle biz? Cahide Hanım. Kime diyor o? Kenan cevap ver. Bunların sende ne işi var? Bunlar fabrikadaydı. Yangından sonra kayboldu. Deren. Bak düşündüğün gibi değil. Benim yangınla hiçbir alakam yok. İnan bana. İnanıyorsun değil mi? Sen söyle o zaman. Sen benim yerimde olsan ne düşünürsün? Haklısın, tamam. Anlatacağım. Benim adamlardan biri, Allah belasını versin, Sadullah yakmış fabrikayı. Nasıl ya? Kim Sadullah, kim ya? İpek'ten ne istiyor? Niye yakmış fabrikayı? Bilmiyorum Beren. Adamın biri gelmiş fabrikayı yakması için para teklif etmiş bizim aptala. Ama kim diye soracak olursan hiç bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum. O Sadullah, ona bunu yaptıran adamı da bulup hesabını soracağım. Ya İpek benim can arkadaşım. Ona niye böyle bir hainlik yapayım? Tamam. İnanıyorum sana. Telefonu alıyorum. Diğer şeyleri de... İpek'e vereceğim. Nasıl istersen. Ben İpek'le de buluşup anlatacağım bütün olanları. Sana bir zarf vereyim. Acil buluşmamız lazım. Annemin dükkanına geldim. Gelir misin buraya? Acele et ne olursun. Sen iyi misin? Tamam, tamam geliyorum hemen. İpek'in sesi çok kötü geliyordu. Bir şey olmuş. Benim gitmem lazım. Arabanın anahtarı. Görüşürüz. Kim verdi lan size emri? Kim söyledi fabrikayı yakmanızı?
Abi, vallahi billahi biz bilmiyoruz. Sado'nun bağlantısı. Bize fabrikayı yakacağız, iyi para alacağız, şirketin borcunu kapatacağız dedi. Lan gerizekalı herifler! Bana mı kalmış benim borcumu ödemek? Abi, affet bizi ne olur. Gidin bulun onu. Girdiği her deliğe bakın. Gidin, bulun, getirin o şerefsizi bana. Baş tutun abi. Hadi, çık! İpek, ne oldu? Deren, Çilem Mahir'e parayı geri getirmiş, sonra da adamların arabasına binmiş gitmiş. Nasıl ya? Neden? Niye gitmiş? İşte bizi korumak için. Deren, ben kardeşim geri istiyorum. Onu geri getirelim ne olur. İpek, Çilem'in numarası var mı? Var. Arayalım mı? Yani arayalım da açar mı ki? Deneyeceğiz. Madem bu adam parası çalındı diye yapıyor bunu, paramız var. Vereceğiz parayı, alacağız Çilem'i. Yapabilir miyiz? Geri alabilir miyiz? Elbette. Sana zarar vermek gibi bir niyetim yok. Tam tersine temiz bir sayfa açalım istiyorum. Ben temiz bir sayfa falan istemiyorum. Şoktasın. Ve böyle davranman çok normal. Biraz da isyankarsın tabii. Engelleyemiyorsun kendini. Ama seninle ilgili öyle güzel planlarım var ki. Hem de senin ilgileneceğin türden. Ne diyorsun sen be? Sana var ya. Bir albüm yapacağım. Puh! Dillere destan olacaksın. Telefon çalıyor. Aç bakalım. Kimmiş? Kimse. Açma. Tak Hanım. Ablan arıyor. Ne oldu? Bana Çilem'i ver. İpek kızım. Deren ne oluyor, kimle konuşuyor? İpek. Çilem iyi misin? İyi, iyi. İyi. Şimdi. Olursa bari konuşayım. Maalesef sizinle görüşemez şu an. Senin derdinin para olduğunu biliyorum ben. Ne kadar istiyorsan ben sana vereceğim. Sen de bana Çilem'i vereceksin, anladın mı? Tamam, gelin konuşalım. Konum atarım. Bana bak, Çilem'in kırına zarar verir sana. Ne oldu? Kapat suratımı. Adres? Bu işte. Evet, tamam, hadi gidiyoruz. Aa, yok, yani ben kendim giderim. Sizin buralar da gururdan ölecek ha. Yok, ben senin başın belaya girmesin diye diyorum. Yani tek başıma giderim. Sence ben seni yalnız bırakır mıyım?
Sinan ne istiyor kızımdan? Ha? Afet. Kimle konuşuyor kızım benim? İpek. Deren. Ben gidiyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Çilemi bulmaya anne. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anne. Sen o kızı iki gündür tanıyorsun. Kendini niye tehlikeye atacaksın? Hadi İpek. İpek! İpek! Çilemle aranızda güçlü bir bağ var anlaşılan. Of Sinan. Yakın arkadaşız yani. Ne var bunda? Ya tamam, şu iş çözülene kadar bir barış imzalayabilir miyiz? Çilem çok cesur bir kız. Yani öyle dandundur, serttir ama ben öyle olmasına hak veriyorum. Hayat ona hiç adil davranmamış ki. Ama yumuşacık bir kalbi var. Yani içi dışı biridir. Mahir bahsetti biraz. Kimsesi yokmuş galiba. Yetiştirme yurdunda büyümüş. Benim çok güzel bir çocukluğum oldu, o yüzden bazen onu anlamakta güçlük çekiyorum. Ama herhalde sen anlarsın. Şimdi neden böyle hırçın olduğunu daha iyi anlıyorum. Neden? İnsan sevgisiz büyüyünce nasıl seveceğini de bilmiyor. Seni merak ediyorum. Lütfen, rica ediyorum. Hoş geldin. Ne yapacağını çok iyi biliyorum Cemal. Kızlarıma benim kötü olduğuma inandıracaksın. Beni onlarla tehdit edeceksin, değil mi? Yapma, ben bu kadar kötü değilim. Bana kendini anlatma Cemal. Aynı taraftayız. Sen benim düşmanımsın. Cahide, ben hayatta hiç kimseyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Senin sevgin batsın be. Tamam o zaman, madem öyle sertleşelim. Kızlarının başında türlü türlü dertler var. Cemal, ne diyorsun sen? Ha? Hadi oyun başlasın. İpek, Deren, Çilem. Seç birini. Hoş geldiniz İpek Hanım. Buyurun. Yine sen. Sen orada kal. İpek Hanım siz buyurun. Ne İpek Hanım'ı ne? Yalnız göndereceğimizi mi zannettin? Çilem nerede? Sakin. Sakin. Buyurun.
Çilem Hanım. İpek. Çilem. Çilem. İyi misin? Bir şey yapmadı değil mi sana? İyiyim, iyiyim. Niye geldin? Ne demek niye geldin? Seni almaya geldim tabii ki. Al, para burada. Hadi İpek, Çilem. Maalesef olmaz. Üzgünüm. Ne demek olmaz? Kardeşiniz kalıyor. Siz gidiyorsunuz. Bizim de geliyor. Gitmeyeceksin değil mi? Neler yapabileceğimi biliyorsun. Değil mi? Burada kalıyorum. Çilem. 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 Çilem ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? İpek gidin. Gidin burada. Çilem. İpek. Git. Ben iyi olacağım. Merak etme. Ne yapacağız? Bırakamayız Çilem'i burada böyle. Polise gidelim, bir şey yapalım. Ya gidelim gitmesine de kız kendi gelmek istemiyor ki. Ya nasıl kendi gelmek istemiyor? Tehdit ediyor kızı, görmüyor musun? Siz kardeş misiniz? Kardeşiniz burada kalıyor dedi ya. Ya bana niye söylemiyorsun? Sinan, sonra konuşuruz bunu. Nereye gidiyorsun? Kardeşimi kimin kurtaracağını biliyorum.